Herkese merhaba arkadaşlar. PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün pazartesi günü gelecek Arsenal ve Manchester United toplarını değerlendireceğiz. Hepsiyle değil, tabii ki de hoşuma gidenler ya da merak edilenleri sizlere aktaracağım. Ama öncelikle küçük bir hatırlatma yapayım. Biz nacizane kendi dilimizin döndüğünce bazı oyuncuları yorumluyoruz. Tabii ki de buna katılabilirsiniz ya da katılamazsınız. Sizin farklı düşündüğünüz şeyler olabilir. Bunu yorumlara yazabilirsiniz. Aynı zamanda bir takımda mesela şu an ekranımızda Aubameyang görünüyor. Bir takımda çok iyi Aubameyang oynarken aynı kart, aynı hafta gelen ve aynı kartı başka bir takımda sürekli offside'a kalıp iyi bir izlenim veremediği Aubameyang'lar da oluyor. Aynı kart olmasına rağmen hesaptan hesaba bazı kartlar devasalaşırken bazı kartlar düşebiliyor. Biz nacizane denediğimiz oyuncuları kendi hesabımızda ne olduğunu sizlere aktarıyoruz. Tabii ki de bu sizde belki verimli olabilecek bir oyuncu olabilir ama biz verim almadığımızda bunu söylüyoruz ya da aldığımızda söylüyoruz. Aubameyang bana göre SF pozisyonunda iyi bir oyuncu ama benim için sonradan oyuna girdiğinde çok daha iş yapabilecek bir oyuncu. Parantezinde süper yedek değildir. Sebebi şu, fiziksel temas ve denge ikisi de eksik. Yani bir oyuncu da forvette ya fiziksel açıdan iyidir ya da dengesi çok iyidir. Aubameyang'da ikisinin de düşük olduğunu görüyoruz. Evet, çok hızlanıyor. Anında 99 hıza ulaşabiliyor. Hızlanması da 98 çünkü. Bitiricilik 93 kötü mü? Asla değil. Bu hafta da bu haftayla birlikte toplam 5 tane hormonlu kartı gelmiş oluyor. Bu 5.'si 96 ratinge yükseliyor. 87.000 DP'de fulleniyor. Diğer gelen 4 kartı da 96 overall oluyor. Başlangıcı 92 ile başlayan var, 91 ile başlayan var. Ama Aubameyang'ın oyundaki en iyi kartı bu hafta geliyor diyemeyiz, haberiniz olsun. Gelelim Pepe'ye. Bana göre kanatta çok iyi olan bir oyuncu ve bir kanat oyuncusuna göre hem çift vuruş yapabiliyor olması hem de falso yeteneğinin iyi olması çok iyi. Aynı zamanda bu oyuncunun duran top gibi bir yetisi de var. Aynı zamanda şunu da söyleyelim. Alçaktan ve yüksekten pası. Alçaktan pası bir tık daha eksik olsa da yüksekten pasının iyi olduğunu söyleyebiliriz. Ama bir sağ kanat oyuncusu olarak orta kafa oynayacaklara özel bir oyuncu mu? Tabii ki de değil. Özellikle bek adamını, arkasındaki bek adamını ileri çıkardığınızda Pepe içeri kat edip arkasındaki hem bek adamının önünü boşaltabilir hem de içeriye doğru girdiğinizde R2 ile şutlar çekebileceğiniz bir oyun yapısı var. Çift vuruş özelliği var. Daha önce bir kartı daha gelmişti. O kartı 96 oluyordu. Yani oyuna gelen en iyi Pepe bu değil. Daha önce daha iyi bir kartı gelmişti Pepe'nin. Bu kartta iş yapar mı? Kesinlikle iş yapacaktır. Fiziksel temas yok ama denge. Biraz önce Aubameyang'da demiştim ikisinin de olmadığını. En azından bu oyuncuda denge var. Kanat oyuncusu olarak iş yapabilecek bir oyuncu. Biz geçtiğimiz yıllarda bu oyuncu GF falan da değerlendirmiştik. Ama kanatta iş yapabilecektir. 130.000 DP'ye fulleniyor. Bu gelen kartı ikinci hormonlu kartı. Yine tekrarlayayım, oyunun en iyi pepesi bu hafta gelmiyor. Gelelim Arsenal'deki üçüncü önemli karta, Hector Bellerin. Aslında benim açımdan çok ön planda olan ve çok iyi bir oyuncu değil. Özellikle Arnold ve Hakimi gibi oyuncuların bana göre 2-3 gömlek altında kalıyor ama birçok kişi kullanıyor. Özellikle oyunda ücretsiz bir kartı da gelmişti. Hem buna bakalım hem de o kartla bu kartlar arasında ne fark var bunu kontrol edelim istedim. 105.000 DP'ye fullenen bir oyuncu. Bu dördüncü gelen hormonlu kartı. Oyunda bir tane ücretsiz verilmişti. Aynı zamanda iki tane daha kulüp selection'da geldi. Bu kartıyla birlikte bütün gelen kartlarının overall 94 overall. Niye eski kartlarını da gösteriyorum sizlere? Çünkü daha önce elinizde bir Hector Bellerin olabilir. Ve bu Hector Bellerin'le farkı nedir diye kontrol ederseniz overall'ları aynı. Bana göre bir overall bile fazla olmuş olsa yine de elinizdeki full oyuncuyu asla kaybetmeyin. Öbürküne DP basmayın. Çünkü bir overall'lı herhangi bir şey değişmez diye düşünüyorum. Hector Bellerin'i fullleyecekler. Bana göre oyun yapısı anlamında ileriye doğru biraz daha ofansif bir oyuncu. Defansta top kazanma, defansif özellikleri 80 civarında ama ya defansif özelliği çok iyi olmalı ya ofansif ki ona göre kullanın ve tercih edin. Arnold'un ofansifi çok iyi mesela. Fambisaka birazdan konuşacağız. Onun da defansifi çok iyi. Bu ortada kalan bir oyuncu. Bana göre sadece hızlı. Şimdi aklıma şu takıldı. Hector Bellerin 105.000 DP istiyor fullenmesi için. Şimdi bana göre orta sınıf bir oyuncu. 105.000 DP ama size çok mu az mı? Bu kafama takıldı ve analiz yapmak istedim. Kafu, hormonlu kafu yani ikon kafu 97 overall oluyor Roma'yı seçtiğinizde ve 92.000 DP'ye fulleniyor. Walker, Hector Bellerin'den kötü bir oyuncu bu kesinlikle değil. 83.000 DP'ye fulleniyor.
Cuadrado kesinlikle Hector Bellerin'den daha kötü bir oyuncu değil. Bek'te aynı zamanda kanatta ve sağ açıkta da oynayabiliyor. 81.000 DPM fulleniyor. Fambisaka zaten onunla nezin yapacağız. 134.000 civarına fullenen bir oyuncu. Bana göre defansif anlamda Hector Bellerin'den daha iyi. Ofansif anlamında da Hector Bellerin'den geride kalacak bir oyuncu değil. 134.000 DPM fulleniyor. Herhangi bir yanıltmak istemiyorum sizleri. Sadece arasındaki farka bakın ve Hector Bellerin'in o DP'yi hak edip hak etmediğini yorumunu siz yapın. Gelelim Gabriel'e. Arsenal takımında hatta geçen gün yakın sürede de gelmişti. Fullememizi istemiştiniz. Ben oyuncuyu DP yaptım. Güçlerine baktım, fark ettim. Asla kötü bir oyuncu değil, kabul ediyorum. Hız ve hızlanma boyuna göre çok iyi. Fiziksel teması çok iyi. Defansif özellikleri 90'ın üzerinde ve top kazanması 95 çok iyi. 95 bir stoper top kazanması. Biraz sonra Fambisaka'yı değerlendireceğiz. O yüzden 95 top kazanmasını bir aklınızda tutun. Bu 4. kartı oyuna gelen hormonlu kartı anlamında. Daha önce gelen 2 tane kartı 94, 1 tane kartı 95'ti. Bu da 95. Yani yakın sürede gelen kartı 95 oluyor. Gabriel oyuncusunu stoperde fullediyseniz Arsenal'den top açmanıza sırf onun için gerek yok. Çünkü elinizde oyunun en iyi Gabriel'lerinden biri olacak. Çünkü daha iyi bir Gabriel yok. Maksimum 95 overall'da Gabriel gelecek bu haftada. 122.000 DP'ye fulleniyor. Fullemek isteyenler orta sınıfın biraz daha üzerinde bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Şimdi yine bir kıyaslama geldi kafama. 122.000 DP orta segmentin biraz daha üzerinde bir oyuncu. Ama şunu söyleyeyim. Bir Van Dijk mı? Ben beğenmediğim halde Van Dijk'i. Bence Van Dijk'ten daha kötü bir oyuncu Gabriel. Van Dijk'ı 75.000 DP'ye fulleyebiliyorsunuz. Puyol'u 93.000 DP'ye. Beckenbauer'ı 86.000 DP'ye. Varan oyunun ikonları çıkardığınızda bana göre en iyi 5 stoperinden biridir. 93.000 DP'ye fulleyebiliyorsunuz. Yani kıyaslamasını siz yapın. Elinizde bir hormonsuz Varan varsa, özellikle hormonsuz bile olsa, kesinlikle ben hormonsuz Varan'ı fullemeyi tercih ederdim. Gelelim Saka'ya. Ya daha önce bir hormonlu kartı gelmişti. Bu oyuna gelen en iyi Saka. Valla Saka yapmıyorum. Öteki dünyaya bir gittim, geldim. Mobilciler tabii ki de fulleyecektir ama PlayStation 4 ve diğer platformlar, yani mobil dışında oynayanların bana göre fullememesi gereken bir oyuncu. Nacizane benim fikrim. Saka 231.000 DP, daha önce gelen Saka'dan üstün. Hız ve hızlanma konusunda zaten bir sıkıntısı yok. Denge konusunda çok iyi. Pasör yetenekleri var. Alçaktan ve yüksekten pası çok iyi. Bitiricilik anlamında bana göre biraz sınıfta kalıyor. Bu oyuncu hem bek oynayabiliyor, hem kanat oynayabiliyor, hem de ileride oynayabiliyor. Aslında birazcık joker oyuncu ama 231.000 DP bana göre çok fazla. Bak tamam söz veriyorum. Bu son kıyaslamam. Hemen kafamda şunu kurdum. Şimdi sol bek oynayabiliyor, sol açık oynayabiliyor. Sol forvet oynayabiliyor, kanat oynayabiliyor. Sol tarafı komple Saka oynayabiliyor. Ciddi oynayabiliyor. Ama şunu değerlendirdim. Elinizde bir tane hormonlu son, bir tane ikondan Nedved'i çıkardınız. Bir tane de 77.000 DP'ye fullenen hormonlu bir Alaba'yı çıkardınız. İki tanesi hormonlu oyuncu, bir tanesi ikon oyuncu. Bu 3 tane ikon oyuncuyu, yani sol tarafı komple oynayabilen 3 tane oyuncuyu toplamda 239.000 DP'ye fulleyebiliyorsunuz. Yani Saka'ya o kadar DP basacağınıza bu 3 oyuncuyu fullemeyi tercih edin. Gelelim Martial'e. Aslında bir ara sol açık oldu, forvet oldu. Bu adamın mevkisi forvet. Bu adam süper yedek oyuncu. Biraz önce Aubameyang için sonradan oyuna girdiğinde bana göre iş yapabilecek oyuncu demiştim. Bana kalırsa Aubameyang'ı mı sonradan oyuna alırım yoksa Martial'i mi? Ben Martial'i kadromda daha çok tercih ederim. Bana göre daha zeki bir oyuncu. Bitiriciliği 95. Fiziksel temas ve denge ikisi de çok top seviye olmasa da yeşile yakın. Biri yeşil zaten, biri iki kademe daha olsa yeşil olacak. Falso yeteneği var. Bitiriciliği Aubameyang'dan daha iyi. 130.000 DP fazla mı? Evet, fazla, kabul ediyorum. 96 rating de olsa 130.000 DP bana göre fazla. Ama oyunda daha önce iki tane daha kartı gelmişti. Bu gelen üçüncü kartı. İki kartı da 95'ti. Bu 96 oyundaki en iyi Martial. Ama şunu tekrardan söyleyeyim. Bu iki tane sağ tarafta olan iki tane 95 overall karttan bir tanesi sizde ise, bir overall için mobil dışında bir platformda oynuyorsanız bana göre değmez 130.000 DP'ye tekrardan bunu fullemeye. Bir overall hiçbir şeyi fark etmez ama mobilde 130.000 DP hiçbir şey. Çok rahatlıkla 100.000 DP, 100 falan DP verdiği için bir sıkıntı olmayacaktır. O yüzden mobil dışındaki diğer platformlarda bana göre fullenmemesi lazım.
Ama mobilde kesinlikle fullenebilir. Şimdi bu olay çok karıştırılıyor. Buna bir açıklık getirelim. Bir Arnold'cılar var, bir Wan-Bissaka'cılar var, bir Hakimiler var bilmem ne. Arkadaşlar Wan-Bissaka ne Hakimiyle ne de Arnold'la kıyaslanabilecek bir oyuncu değil. Kötü anlamında demiyorum. Oyunu defansif yönünde oynayabilen bir oyuncu. Bakmayın hızlı olduğuna. Aslında Wan-Bissaka evet çok hızlı olduğu için ileriye gitsin falan diye düşünüyorsunuz ama Wan-Bissaka defansif bir bek oyuncusu. Arnold ve Hakim öyle değil. Onlar ofansif bek oyuncuları. Ama Wan-Bissaka defansif bek. Bunu size kanıtlayacağım. Daha önce 2 tane kartı geldi. Bunlar da 95 oluyordu. Yani elinizde bir Wan-Bissaka'nız varsa hormonlu olarak. Bu kart daha iyi değil. 134.000 DP fulleniyor. Diğer 2 kart da 95. Bu da maksimum 95 rating oluyor. Bu adamı defansif özelliklerinin üstün olması ve defansif olmasını size açıklayacağım. Bir kere ileri çıktığında iyi bir orta açamaz. Falso yeteneği çok kötü. Yüksekten pası çok kötü. Yerin orta özellik yok. Ofansif farkındalık çok kötü. 4 tane kötü özellik saydım sizlere. Peki defansif olduğunu nereden anlayabiliyoruz? Defansif özelliği farkındalığı 90. Agresiflik 89. Biraz önce Arsenal'deki stoperdeki 95 top kazanmayı biliyorsunuz değil mi? Adam stoperdi. Bu adamın 99 top kazanması. Yani bir bek adamının 99 top, bir stoperden daha iyi top kazanması varsa bu adam bek adamıdır ve defansif bek adamıdır. Bu kadar basit. O yüzden Wan-Bissaka ile Arnold'u kıyaslarken bu önemli çizgiyi lütfen atlamayalım. Biri ofansif bek, biri defansif bek. Gelelim Rashford'a. 130.000 DP'ye fullenen bir oyuncu. Daha önce 4 tane hormonlu kartı geldi. İkon kartı da var hatta. Gelmedi ama bilmiyorum gelecek mi. Paketle mobilde verildi hatta hatırlıyorsanız. Yani hala kullanan da var ikonunu. Ama oyuna gelecek mi gelmeyecek mi? Passmaster'da yer alıyor. Bakacağız duruma göre. Neyse bu hormonlu kartlara geçelim. 4 tane daha önce geldi. Bu 5.'si. Farkı ne? Daha önce 96 rating gelen 3 tane kart var. Rashford'un gücünü düşürmüşler. Bu 95. Oyundaki en iyi Rashford değil. 3 tane daha iyi kart var. Bu 95 rating oluyor. Açık söyleyeyim sol açık oyuncusu olarak içerik adedi B2 ile vurup ya da normal vurabileceğiniz tarzda bir oyuncu. Çünkü şut gücü normal vurmaya yeterli 95. Falsosu ve bitiriciliği plase vurmakta da iş yapacak bir oyuncudur. Yüksekten pası 85 olsa da sağ ayaklı oyuncu solla o kadar iyi orta açamayacak. Ve yerine orta özelliği de olmadığı için ben Rashford'da gireyim soldan bir orta keserim falan öyle bir şey düşünmeyin sakın. Ancak bek adamını çıkarırsanız Rashford'da içeri kat ederseniz bek adamının önü açılır. O şekilde bek adamının iyi oynamasını sağlar Rashford. Bana göre onun dışında orta açılabilecek bir kanat oyuncusu değil. Ama iyi bir oyuncu. Bence dengesi var. Fiziksel temas da çok geride değil. İş yapabilecek oyunculardan biri ama eğer ki elinizde bir Rashford varsa büyük ihtimal o Rashford bu Rashford'dan daha iyidir. Video biraz uzadı. Sıkılmış olabilirsiniz. Son iki oyuncuyu analiz edeceğiz. Bunlardan bir tanesi Greenwood. Genç yetenek, iyi bir oyuncudur. 300.000 DP'ye fulleniyor. 97 rating önemli bir ratingtir. Mobilciler tabii ki de geldiğinde fullesin ama mobil dışındaki bütün platformlarda bana göre fullenilmemesi gereken bir oyuncu. Evet, gerçekten çok iyi bir oyuncu. Kabul ediyorum. Daha önce 96'lık kartı geldi. Bu 97'lik kartı, daha önce 96'lık kartı varsa mobil dışındaki hesaplar için, platformlar için söylüyorum. Onu bırakıp 97'liğe fullemeye bence çalışmayın. Arasında çok büyük bir fark yok. Bir overall'dan hiçbir şey olmaz. O yüzden 96 bitiricilik çok iyi. Bir kanat oyuncusunun 96 bitiriciliği olması inanılmaz iyi. Bazı forvet Aubameyang'ın bu kadar değildi mesela yani öyle düşünün. Şut gücünün 99 olması çok iyi. Sert vurabileceğinizi gösteriyor. Falso yeteneğinin 85 olması aynı zamanda kavisli R2 ile baklı R2 şutları Beckham tarzı vurabileceğinizi gösteriyor. Tabii ki Beckham kadar döndüremez. Ama bunu gösteriyor. Pasör yetenekleri iyi. Sadece yüksekten pası kötü. Ama bu oyuncuyu da alıp da kalkıp kanattan orta açmak falan gibi bir şeyi çok da fazla düşünmezsiniz. Bu oyuncu teknik bir oyuncu. İlk 11 oynatır mısınız bilmiyorum ama nacizane fikrim. 300.000 DP'lik bir potansiyeli de olsa bana göre sonradan oyuna girmelik bir oyuncu. Ve gelelim McTominay'a. İlginç bir oyuncu. 1.93 olmasına rağmen hızlı bir oyuncu. 85 hız ve hızlanması. 88 hız, 85 hızlanması var. Daha önce bir tane kartı geldi. Aynı 92 oluyor. Yazmayı unutmuşum ama 92 oluyor. Yani şu andaki McTominay ile diğer McTominay arasında bir fark yok. Aynı overall'da. 103.000 DP'ye fulleniyor. Bilginiz olsun. Yani kıyaslama yapmayacağım 103.000 DP'ye neleri fulleyebilirsiniz diye. İlginç bir oyuncu. Özellikle böyle kalıplı bir adam istiyorsanız orta sahada iş görüyor. Defansif özellikleri ofansif özelliklerinden daha iyi ama toplu haşır neşir bir oyuncu. Yani
ayağınıza top alıp yanındaki adama ya da uzun bir top atacağınızda çok sırıtan bir oyuncu değil. Kalıplı oyuncuları seviyorsanız iş yapar. Daha önceki kartı daha kalıplı görünüyor yakın çekim fotoğrafı olduğu için. İş yapabilecek oyunculardan bir tanesi diye düşünüyorum. Bu hafta gelecek oyuncuların analizini bu şekilde yapıyoruz. Pazar gece, pazarı pazartesiye bağlayan gece 3'te canlı yayınımız oluyor biliyorsunuz. Çünkü gece 3'te geliyor bu toplar. O zaman canlı yayında görüşeceğiz inşallah. Bu videoyu da büyük ihtimal pazar günü atacağım. O yüzden bu gece 3'te, gece yarısı 3'te görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ne kadar fazla like o kadar ön plana çıkmamıza ve bize destek olmanıza sağlar. Aynı zamanda katıl butonundan da üye olarak hem benimle maç yapabilir hem de kanalda isminiz görünebilir. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.